Efendim şu anda Gürsu Köyü'nün girişindeyiz. Sayın Muhtarım'la birlikteyiz. Bu köyün özelliği şu. Köy Kazan Tatarlarından müteşekkil. Onun tarihini muhtarımızdan dinleyeceğiz. Muhtarım önce kendinizi tanıtır mısınız? Gürsu Köyü Muhtarı Hamit Ayhan. Efendim hoş geldiniz. Alaşehir'e çok yakın bir köyden sesleniyoruz. Burası Gürsu Köyü. Sayın Muhtarımız Hamit Ayhan'la girişte görüştük. Şimdi köyün içindeyiz ve yanımızda da köyün 70'leri devirmiş genç delikanlıları var. Onlarla da buraya geliş hikayeleri var. Kazan Tatarları buradaki insanlar. Onun anneannelerini de tanıtmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Muhtarım öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul buyurdunuz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Köyümüz Alaşehir'e 10 kilometre yakınlıkta ve genellikle üzüm bağı üzüm olarak yetiştiği geçim kaynağımız üzümdür. Yanıtına hayvancılık ek olarak hayvancılık yapıyoruz. Sadece üzüm mü yetiştiriyorsunuz bu? Sadece üzüm veya bunun yanında hayvancılık da oluyor ek olarak az. Evet. Nüfusunuz nasıl? Nüfusumuz 150. Genelde çoğu Alaşehir'de yaşamaktadır. Evet. Biraz da burada köyde duruyor. Şimdi biz tabii bu göç hikayelerini çok merak ediyoruz. Siz de Kazan'dan yani Rusya'dan göç eden insanlarsınız. Kazak'la Tatar arasındaki bir fark var galiba. Ben Kazakları tanıyorum ama ilk defa Tatar dediğimiz bir kesimle konuşuyorum. Tatar'ın özelliği nedir muhtarım? Kazan Tatarı olarak Kazan Tatarız. Kazaklara yakın biriz de dilimiz ayrı. Özel bir diliniz var mı? Özel bir dilimiz var Tatarca. Şunu da söyleyeyim ya, bu Alaşehir'de sizden başka Kazan Tatarı var mı? Alaşehir'de yok. Köy olarak yok. Köy tek köy biziz burada. Evet. Güzel bir köy, şirin bir köy burası ama son derece dedim sessiz. Burada bakkal ve kahvenin olmadığını da duyduk. Doğru mudur? Bakkal ve kahve yok. Küçük köy olduğundan. Evet. Ben tabii şöyle söylemekte yarar görüyorum. Önemli bir göç hikayesi var Rusya'dan. Kazakların göç hikayesini biliyorum. Ama Kazan Tatarların göç hikayesini çok fazla bilmiyorum. Onu da sayın büyüklerimden almak istiyorum. Yanında Ahmet Naim Seval, doğru mu? Evet. Diğer taraftan Abbas Karasu var ve Hayrettin Bey var yanımızda. Kim anlatır bu göç hikayesini bize? Biz dedelerimizden duyduğumuza göre 1893 muhacir Rusya'dan Sultan Hamid devrinde anlaşmayla göç olarak Türkiye'ye göç etmişlerdir. Direkt buraya mı yerleştiniz? Yok. Kütahya Gediz Efendi Köprüsü köyüne 50-60 sene orada kaldık. 1954'te de buraya göç yaptık. Yani bu köyün kuruluşu 54. 54. Siz ne anlatırsınız Abbas abi? Biz de 1953'te aldık. 1454'te buraya yerleştik. 40 hane olarak. Tabi borcumuz vardı şimdi. Ödeyemedik. 6 sene mahkum kaldık. Ödeyemedik. İcara verdik. Böylelikle bu zamana getirdik biz burayı. Hayrettin abi sen ne söylersin? Aklımda yok ki benim şimdi. 1893'te komünizm ilan olunca komünizmden kaçmak üzere buraya gelmişler. Evet. Komünizmden kaçmak için buraya gelmişler. 1893 muhacir olarak Sultan Hamid devrinde anlaşmayla Rusya'dan sonra kalanlar da gelememiş yani. Anlaşma bozulmuş gelememişler. Peki şu anda Kazan'da akrabalar var mı? Kazan'da akrabalar var. Gidip gelenler var yani. Kazan İdil Köyü'nde yani Kazan'ın Ebi Ağol diye bir köy var. Köy yani Ebi diyelim köy olarak oradan gelme bizim şu. Yani karışık gelmiş bu civarına mesela Alaşehir'in köyler olarak Rusya'da olan köylerden böyle toplanmış gelmişler. Kütahya ya ve Türkiye'nin her tarafına dağıtmış yani o zaman gelen. Halen dilinizi devam ettiriyorsunuz. Evet. Geleneklerden en fazla devam eden hangi geleneğiniz var? geleneklerden kalan biz unuttuk yani şu anda. Düğünlerimiz değişti. Ondan sonra yemeklerimiz değişti, okullarımız değişti. Yani çok az bir geleneğimiz kaldı elimizde. Şöyle söylesem Ahmet abi, siz çocuklarınıza Tatarca öğretiyor musunuz? Biz çocuklarımıza Türkçe öğretiyoruz. Tatarca yok şimdi şu anda. Ama herkes biliyorsun kendi lisanı. Ya kendi lisanımızı öğretiyoruz da şimdi okullara gittikleri için zorluk çekmesin diye. Ama bir ana dilinizde Tatar var. Ana dilimizde var da yani öğreten çok az. Şimdi muhtarım sana da dönelim. Şimdi bir Tatarca biliyorsunuz ama sizden sonra sanıyorum Tatarca kalmayacak. Var, çocuklarımız gene biliyor. Biliyorlar. Peki bununla ilgili bir eğitim görmesini ister misiniz? Yani biz çocuklarımıza biliyorsun Türkiye'de bir özgürlük rüzgarı esiyor. Herkes kendi ana lisanca dil öğrenmek istiyorlar. Sizin böyle bir teklifiniz olabilir mi? Böyle bir teklifimiz yok zaten. Türkçe'ye çok yakın bizim dilimiz. Türkçe esas mesela dilimiz eski Türkçe, Osmanlı'ya daha yakın bizim dilimiz. Mesela şöyle söyleyelim. Şöyle diyebiliriz. Mukadder Yalnız köyümüze hoş geldin der misin? Hoş geldiniz aynı zaten. Çoğu değişmiyor. Hoş geldin aynı. Başka değişen ne var? Ya fazla bir değişiklik yok. Yani esasında gittikse mesela Osmanlıca daha yakın bizim dilimiz. Yani mesela Türk dili edebiyatına görünce çoğu Tatarca daha yakın. Nasılsınız de bakalım? Nihal isen mi? Aro mu? Evet bu biraz değişik. Evet. İsen mi? Efendim tabii çok kısa bir zaman ayırdık bu köye. Aslında çok şey konuşulabilir ama yani çok kısa, biraz önce söyledim, çok kısa bir zaman olduğu için ancak bunları size aktarabiliyoruz. Ben tabii en fazla dillerinin değişmediğini, dilleri devam ettiklerini gördüm. Ve tabii önemli olan düğünlerde çaldığınız akordiyonlarınız var. Kim gecelap kim gesölemişlerimden koşkanım. Kim gecelap kim gesölemişlerimden koşkanım. İrten terdem irtediple irtazanın eytedip azan eytemin jalemen umrem zaye eytedip zaneytemin jalemen gümrem zayetedip tenterep hayran kalan studağı kındızlarga min sahagan gaş karimaya gasin karaya ladızlar gay min sahagan gaş karimaya gasin karaya ladızlar gay. Kuşlar ışkanın kim gecelap kim gesölemişlerimden pışkanın. Gecelap kim gesölemişlerimden pışkanın. Kazdan yara, kazdan yara, kazdan dinmez kev yara, kaytar edemiler yarak, kaytmasam yana yürek. Kaytar edemiler yarak, kaytmasam yana yürek. Güçlerle gözden ömürmeden aşkın dilma kaştanır, sarmalara tatkanır. Kuşlar ışkanın şul kemge jalahap kemge söylem işlerimden pışkanın söyleyip kemge jalahim işlerimden pışkanın. O kurva kimi bitmiyor bak. Şu. Uyur havası bu.